Hepinize selamlar Fırat Soğutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ve binlerce gelen mesaj gerçekleşiyor arkadaşlar. Sanayiye git, oradaki yemekleri ye, oradaki sokak lezzetlerini ye dediniz. Şu anda Maslak Otosanayi'deyim arkadaşlar. Birazdan başlayacağız ve bu otosanayideki en güzel lezzetli sokak yemeklerinden tut da lezzetlerinden tut da normal yemeklere kadar hepsini deneyeceğiz. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Evet, şimdi yankı büfeye oturduk arkadaşlar. Yankı büfe 2. Burası market ama burada bir tost varmış arkadaşlar. Tostun adı da Aşkınella. Aşkınella olma sebebi de sahibi Aşkın abinin, daha demin sohbet ettik, daha yeni tanıştık. Aşkın abinin burada bir tane gurmelerden biri gelmiş falan yemiş. Ya demiş, bu tosta bir isim ver. Yani isim vermiş de yapıyorum ediyorum demiş Aşkın abi de. Demiş yo, bunun adı Aşkınella olsun. Aşkınella da olmuş. Biz de burada bir Aşkınella yiyeceğiz bakalım arkadaşlar. Güne tostla başlamak güzel. Bak birkaç videodur böyle, birkaç biliyor musun? Ulan bir videodur tostla başlıyorum. Sanki her videoda tostla başlıyormuşum gibi oldu. Mutluyum. Güzel. Sebebi ne bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dönem Instagram'dan takip edenler de bilir. Küçük küçük böyle kripto para yatırımı yapıyorum arkadaşlar. Yeşillendi bu aralar. Böyle güzel olduk. Ha, bilinçliyiz. Kanka bunu bilinçli yapacaksın. Yani haldır huldur diye, yani yatırım tavsiyesi değildir tabii ki de kardeşim. Haldır huldur diye yapmayacağım bunu. Bilinçli, kendini yormayan bütçelerle bunları yapacaksın yani. Blockchain'i, DeFi'yi, NFT'leri, bunları araştıracaksın. Mesela Metaverse kavramı gelişti kanka. Öteki dünya, başka bir evren. Hani insanlarda oyunlarda var da bunun içinde oyunlar da var. Bambaşka bir dünya. Bunu araştırman lazım. Bunların tokenleri ayrı ayrı değerlenecek diye düşünüyorum kendiliğinden. Ve ona göre küçük küçük yatırımlar yapıyorum. Ama tabii bu yatırımları da arkadaşlar güvenilir borsalarda, güvenilir yerlerde yapmanız lazım. O zaman size bir reklam arası verip hemen bir güvenilir borsa tanıtmak istiyorum. Size Rain Türkiye kripto varlık platformundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu an zaten ekranda sizler de uygulamayı görüyorsunuz. En hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi ve Rain platformu geliştirilmiş market listesine sahip arkadaşlar. Böyle Bitcoin gibi, Ethereum gibi, Ripple gibi, Litecoin gibi hani köklü kripto varlıklarından ziyade 60 tane de kripto para bulunuyor arkadaşlar. Ve bunlara da havale yöntemiyle kripto borsasına, Rain Türkiye'ye, Türk Lirası havale ediyorsunuz ve bu şekilde alım ve satım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arayüzüne baktığınız zaman arkadaşlar gayet sorunsuz, pratik bir şekilde kullanılabilen bir uygulama. Çok hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde üye olabiliyorsunuz. 24 saat içinde de onaylanıyor arkadaşlar. En güzel şeylerden bir tanesi karşınızda muhatap var arkadaşlar. 7/24 canlı sohbet tarafında da, mail tarafında da, sosyal medya hesaplarından da herhangi bir problem yaşadığınızda direkt ulaşabileceğiniz mail yoluyla, dijital yolla kişiler var. Dediğim gibi takas işlemleri kullanılarak da böyle hızlı birkaç dokunuşla da arkadaşlar, hem de uygulamaya da bakıyorum bir yandan da, varlık birimlerinde böyle düşük ücretler ödeyerek alım satım yapabiliyorsunuz sorunsuz bir şekilde kardeşlerim. Şöyle de bir güzellik yapıyorlar. Yeni üyelere de 200 TL değerinde Bitcoin hediye ediyorlar. Küçük küçük yatırımlarla da kendinizi geliştirebilir, araştırabilir ve yatırım sağlayabilirsiniz. Sizler de açıklama kısmından arkadaşlar indirebilirsiniz, göz atabilirsiniz. Link aşağıda kardeşlerim. Tostum geldiğinde ben yine buradayım. Arkadaşlar tost geldi ve tosttan da çok güzel kokular geldi. Şöyle içini açmadan göstereyim. Normal ekmeğimize, böyle yanında da zeytin ikramımız var. Çay geldi. Kerem çekerken dayanamadım. Çaydan iki föpürdü ettim arkadaşlar. Aynen böyle. O zaman hazır mısınız? Şimdi Aşkın abiyi saracağım. Sucuk başka bir sucuk. Aşkın abi bir şey sormak istiyorum müsaadenle. Sucuk özel bir sucuk. Doğru muyum? Kasap sucuğu. Çok güzel. Trakya'dan mı geliyor? Yağ oranı az durumu. Diğer sucuklar... El sallayabilirsin abi onu. Yağ oranı düşük. Bu kendi damağıma göre yaptırdım. Bunun batonunu yaptırıyordum ben daha önce. Dur şöyle tutayım. Orijinal bağırsak kullanmadıkları için onu bıraktım. Orijinal bağırsaktadır. Yağ oranı %20-22. Yerinde de yazar. Özellikle. Eyvallah. Çok hiç güzel. Hiç anlamam yapmaktan, afiyet şeker olsun. Kendi damağıma göre böyle, ayar çeker. Böyle diyenden korkacağım. Anlamam dediğini yemin ederim arkadaşlar. Yemin aç tok gel gömersin. Vallahi mi? Hiç mesleğim değil. Mesleğin neydi abi? Ben çelik kapağı eğitmeniyim. Uluslararası. Ha, eyvallah. Yani Yılmaz Buralım diyeyim. Hocaların hocası ama işte buraya düştük. Sanayi, hayaller Paris. Casablanca'da yaşadım. Hayallerim Paris. Gerçekler burası. Delikanlı gibi. Eyvallah abi ama çok güzel. Menemen yapayım sana yeğenim. Bak çok güzel çekim yapıyorsun. Yapsın mı? Sucuklu menemen bir kaşarlı yaptırayım. Yap abi. Yap sen. Tamam. Kerem'i kilitlendi. Aşkın abi diyor ki
Menemeni ye diyor. Menemeni ye diyor. Bak en sonunda videoda yapıştırdı, gördün mü? Harbiden Aşkın abi kendi gibi lezzetli bir tost yapmış. Tabii ki bu arada bunlar dediğim gibi bizim araştırmalarımız kanka. Bizim bulduklarımız, tavsiyeler. Belki daha iyi yapan yerler vardı ya da böyle güzel yapan başka sanayide. Çünkü gerçekten bura ayrı bir dünya. Ben sadece kendi bulduklarımı değerlendiriyorum, tadıyorum. Mutlu ayrılıyorum. Benim için önemli olan o. Canavar gibi yapmış abi. Ben sana tostundan verirsen ama menemenden versene. Menemeninden yer miyim? Beraber abi zaten. Ben tek yiyemem. Beraber tek yiyemem. Böyle yaptığında paylaşımcı olduğunu düşünüyorsunuz ama paylaşımcı ayrı yiyemiyor da. Gerçekten yiyemiyor da. Çaymına göre çok güzel aktı be. Allah'ım sana şükürler olsun. Yine damak zevkime çok uygun güzel bir şekilde bir tost geldi ya. Tostçu mu açsak Kerem? Bak bak şuna bak. İçinde domates, biberler. Kekiği var, pul biberi var. Yeme de yanında yat. Ama ben yedim. Yanında yatamıyorum. O zaman kral şöyle yapalım. Senin menemenin de gelsin, onun da bir tadına bakalım. Onun da tost diye geldik, menemen de yapmış. Onun da tadına bakalım. Sonra devam edelim kardeşlerim. Aşkın abi, menemende de benim bir tekniğim var. Tamam mı? Şöyle bakayım. Yeme tekniğim. Ekmek de tazecik bu arada. Menemeni gösterdik mi yönetmenim biz? Bir menemeni gösterelim şöyle bir. Abi ben şöyle ekmeği bir tutuyorum Aşkın abi. Böyle bir atıyorum. Anladın mı abi? Şöyle alıyorum. İşte bu. Bak ben atmadan yapıyorum bunu. Lan normal. Aşkın abi dedi ki bak dedi şunu söyleyeyim ama dedi mevsimi değil kış domatesi bu dedi. Yaz domatesiyle daha da güzel oluyor. İki hafta önce gelecektim. Yaz var domatesi mı? Vardı. İki hafta önceden gelseydin olurdu. Abi sen Trakya nereye? Kırklareli Baba Eski. Bu arada buraya geldiğinizde hepsi lezzetli de Aşkın abiyle sohbet etmeniz lazım. Eyvallah. Ben direkt dedim ki rica ettim abi dedim ya. Menemeni yerken en azından gel. Seni de bir göstermek eyvallah, istiyoruz. Muhabbetin falan çok güzel. Çok teşekkür ederim. Abi sen de lütfen ya. Şey yapma çekinme valla. Ben hallettim onu. Hallettin mi? Ederim. Çok ben güzel. Sizden önce halletmem lazım onu ki doğru enerjik diyorsun. Olayım. Peynir de çok güzelmiş. Bak peyniri peynir beğendim. Zeytini beğendim. Harbiden çok güzel. Ama bu bize jest mi yoksa menemenin yanım? Devam. Menemeni söylediği zaman mevsimi bunu... Mevsimi olan her şey oluyor. Biberin falan hepsinin tadı olmuyor. Salatalığın tadı olmuyor. Şu an onlar eksik. Ben severim. Ha, eyvallah. Sen geldi bunu söyledi ama yanına da böyle bir güzelliği. Ben her zaman çorbanın yanına mesela adam ister yeşil biberini onu bunu ben ne varsa bende Allah ne verdiyse öyle sosyete yok bende. Direkt neyse. İçimizden anamızdan babamızdan gördüğümüz gibi bizde. İkramı severiz. Bitti. İkramı severiz. Bu da adama kazandırır bence. Eyvallah. Bence kazandırıyor. Kazandırıyor da. Yani insan da kazandırır. Esnaf olarak da kazanırsın. Eyvallah. Bence bu çok önemli harbiden. Kazandırıyorlar. Biz babadan böyle gördük. Tam meslek olarak mı? Hayır. Sorarsan babanın amcanların mesleği ne diye lokantacılık kahvecilik. Meslek olarak yaptın mı? Hayır. Bak çayı demlerim. Bunu çok da içemezsin her yerde. Bunu da içemezsin her yerde. Söyledim çay da çok güzelmiş dedim. Öyle ne diyorlar ona merdiven evet. Altı sümen altı yok. Yok yok. Bir kere burada çay içen evet. Bayan bir daha evde başka çay demlerim. Yani şurada gerçekten bak, bayan hemen Marmara geldi. Denizi suyuyla yapmış 10 numara şaka diyorum abi. Yani. Çok güzel yok. Vallahi çok güzel. Elimden geldiğince. Senden fiyatları öğrenmek istiyorum abi. Tostumuzun fiyatını, menemenizin fiyatını, çayımızın fiyatını. Senden fiyatları şimdi, alalım şimdi. Bizim buraya geldiğinde, bana geldiğinde şöyle söyleyeyim açık ve net. Elimden geldiği kadar devam ediyorum. Her hafta zam geliyor kaşarına, sucuğuna ama ben Allah bana verir onu başka yerde. 15 liraya kaşarlı sucuk yersin. Bu benim yediğim 15 lira. 20 liraya karışığı yersin. Ha 20 liraya karışığı. Aşkın 50'yi 25 liraya yersin. Bu benim yediğim 25 TL. Bunu canavar gibi gömüyor. Peki menemen? Bu sucuklu, sadesi ve sucuklusunu fiyatını. Sade, sucuklu, kavurmalı. Sade ne kadar? Sade 20 lira şu an. Bu 25 mi? Kaç? Bu 25 lira. Kaşar olsaydı 30 lira. Kaşar olsaydı 30 lira. 30 lira. Abla yakalan çekti. Bunun kaşarı nerede be abi? Kaşarını koymamışsın. Koymamış ben söyledim ona. Çok yalan güzel. Yok kula. Afiyet ellerine çekelim. Sağlık. Fiyatlar da abicim şöyle normal elimden bence. Elimden geldiğince. Elimden geldiğince. Çünkü her gün zam geliyor. Her gün zam geliyor. Geliyor. O Allah geldiği için de sizler tam etki etsen atıyorum. Senin o tostu 35 liraya vermen lazım. Misal veriyorum. Bunu vermen lazım 40 liraya. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Dediğim gibi Aşkın abinin sohbeti muhabbeti için bile gelir. Lezzetler zaten çok güzeldi. Çok her güzel başladım videoya. Çok memnun her oldum. Her zaman abi. Beklerim. Buradan takip yap. Ben onu anlamıyorum. Oradan takip aldır bunu. Ben anlamıyorum. İki de fotoğraf çek oradan yakışıklı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar hemen diğer lezzetlere doğru yola çıkalım. Bak
Tam sokak lezzeti, tam sanayi lezzetine geldik. Minibüste köfte. Sucuk da yapıyormuş abi dedim, köfte olsun. Şimdi burada güzel bir yarım ekmek köfte yiyeceğiz. Bakar mısın oturma şekli ne güzel. Paletenin üstüne yapmış abilerimiz. Masamız da bu iş. İşte bak bu lezzete ben 10 puan veririm. Bu konsepte lezzet demeyelim. Şimdi ne yedik, masayı mı yedim, paleti mi yedim yani. Bende de laf yok. Ama bir şey diyeyim mi, aşkın abi bomba. Buraya doğru gelirken ağzım hep böyle konuşuyor. Kızanları dedim söyledi, olmaz o dedim diye böyle. Aa burada yeriz veya dedim falan diye böyle gitti ya. Abi böyle enerjisi yüksek adama bayılıyorum. Samimi doğal adama bayılıyorum. Gerçekten muhabbeti çok güzel. Ne ikinci kısım 11 numara mıydı? Öyle bir şeydi giderseniz harbiden. Selamımızı da söyleyin aşkın abiye. Muhabbeti için tekrardan buradan da teşekkür ederim kendisine. Köftemiz geldiğinde Fırat kardeşiniz de burada sizinle o zaman. Kerem bu havayı ne yapacağız? Güneş yok muydu? Gelecek dediler ama gelmedi. Buz kestik. Bir de deri ceket falan giydik. Bakalım bekliyoruz. İçini tam bir göstereyim mi? Kerem hocam gel be. Salatalık turşumuz, ezmemiz, kekiğimiz, baharatlarımız, köftelerimiz, domatesimiz. Hadi bakalım. Ekmek çıtır çıtır, sıcacık. Ve müsaadenizle kardeşlerim ben. Soğan koymuyor mu? Yoksa istemek mi gerekiyor bilmiyorum. Soğan yok. Aklım gitti kral. Aklım gitti kral. Baba aklım gitti. Roxy aklım gitti. Aklımı aldım Roxy. Roxy titrettin beni Roxy. Öldürdün tüylerim diken diken etti Roxy. Bir anda gelince. Evet, salatalı turşusu çok yakışmış. İşimize geri dönelim. Roxy aklımızı aldıktan sonra. Ama ben soğan tercih ederim. Sokak işi yiyorsan hani belki de dediğim gibi vardır. Bir soğan yakışır buna. Bir de tam köftenin tadını almak için kardeşim. Şöyle demek istiyorum. Eyvallah. Gayet güzel. Koku yok. Lezzetli. Salçası da güzel. İşte bak abartma. Şu bazısı salçayı da yiyor abi. Bu sefer salçanın tadı yoğunlaşıyor. Zaten tuzlu oluyor. Çok baharatlı oluyor bu salça. Anlamıyorsun. İşte orada da şeyden şüpheleniyor insan. Demek ki sen etine güvenmiyorsun baba. Etin lezzetli değil. Onun için baharata da yiyorsun diyorum. Ama böyle az sürüp hem onun lezzetini alıyorsun hem etin lezzetini alıyorsun. Ben yine sanki 35 bin tane yemek yemeyecekmişim gibi tavırdayım ya. Kardeşlerim ben bir ısırık daha alıyorum. Sonra köftemizin fiyatı ne kadar? Bunu da öğrenip geliyorum. Diğer yer devam ediyoruz. Bugün çok yiyebilirim ya. Bugün fazla fazla yiyebilirim. Onun için çenemi tutmak istiyorum biraz. Çenemi tutup sadece damak zevkim konuşsun istiyorum. Gececi tayfa. Köfte ayranı 35 lira paramızı verdik ve yemeye devam ediyoruz kardeşlerim. Hadi gelin. Ne yiyeceğiz ben de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar Bahçe diye bir kebapçı mekana geldik. Buranın tavuk şişi çok meşhurmuş. Bunu da bize izleyicilerimiz söyledi. Sağ olsun burada karşılaştık, konuşuyorduk falan. Abi dedi burada dedi tavuk şişi yedin mi Fırat abi dedi. Bayılırsın falan dedi. Biraz kolpalardı ama bakacağım yani. Hani bir deneyeceğim belki de gerçekten güzel. O zaman bak bir hareketle şöyle bir bakar mısın? Bunlar ikram. Kola değil. Bu ikram değil. Bunlar ikrammış arkadaşlar. Sunum 10 numara geldi bu arada. Ekmekler böyle baharatlı, maydanozlu, böyle soğanlı. Gerçekten iştah açıcı duruyor mu? Kanka duruyor. Umarım arkadaşlar beni kolpalamamıştır. Kardeşlerim ilk önce böyle sağlayacağım ya. Harbiden 10 numara soslu tavukmuş. Çocuklar kolpalamamış. Kusura bakmasınlar. Harbiden de güzelmiş. Delikanlı gibi doğru söylemişler bana. Harbiden tadı çok güzel. Aşırı beğendim. Pilavın tadı nasıl? Pilava da bakalım hemen bir. Güzel, akar. O zaman şöyleli bir soğanımız yok mu? Bak soğan. He? 10 kilometre yürüdüm sabahtan beri. Şu an çekimi Kerem yapmıyor. Başka bir arkadaştan rica ettim yoldan geçen. Yokuşta kaybettim Kerem'i. Yuvarlandı, aşağı uçtu. Ben daha devam edemeyeceğim dedi. Bir sokağa girdim buradan. Bir yer vardı böyle bir mekan. Onu bulmaya çalışıyorum. Lan bir girdim her yer aynı. Bir baktım U değil O çekmişim. Aynı yerdeyim ama değilim. Çok enteresan bu sanayi yeri ya. Ne kadar büyük arkadaşlar. Yani bir yerden giriyorum bir yerden çıkıyorum. Girdiğin çıktığın yer aynı değil. Benim arabayı kaybettik. Ben taksiyle döneceğim muhtemelen eve. Benim arabanın zaten rengini falan biliyorsunuz. Sarı yeşil karşım bir şey. Bu Maslak tarafında otosanitarda gören olursa bana DM atsın arkadaşlar. Arabam kayıp şu an. Tavuk harbiden güzel bak. Sarımsak falan var. Soğanı var. Çok güzel. Bizim orada şey avcarlamışlar. Çok güzel avcarlamışlar. Baharatlamışlar kanka. Bunun fiyatı da arkadaşlar 38 TL. Bence kesinlikle değer. Çok da güzel. Buraya uğrarım. Mesela geldim. Burada işim var. Oğuzhan'a oraya geldim. Oğuzhan'a dedim ki reis dedim geldiklerini bir tavuk yemeğe götüreyim. Oğuzhan'la gelir burada tavuğu yömerim. Çünkü şundan şüphe ettim. Bak baba cheeseburger falan yapıyor. Hamburger, fast food işi. Ama bu kebapçı işi. Kebap var falan. Birbirinden farklı lezzetler olunca insan böyle acaba oluyor ama yok vallahi şaşırdım. Çok da güzel olmuş. Mutluyum. Bugün sanayide 10 numara yemekler yedim. Yemeğe de devam ediyorum. Tavuk suşi yapalım kanka bak. Tam tavuk suşi. Beni çekme burayı çek Kerem. Beni niye çekiyorsun? Beni hep görüyorlar. Bak tavuk suşi yapıyor abin. Soğanı koydu. Gördün mü? Bunu koydu. Koyamadı. Bunu da koydu abin. Öf. Ya bununla konuşursun kanka. Buna derdini anlatırsın.
Burayı süpürüp farklı lezzetlerle devam ediyoruz kanka. 38 lira fiyatı var. Yolunuz düşerse siz de deneyin istiyorsanız geliyorum ben. Oğlum çiğ köfteyi denemeyi unutmuşuz. Bunlar ikram. Bu ikramlardan da tadalım. Şöyle bir... Ya. Ama tavuk on numara. Köz biber, möz biber. Haydi devam. Sanayi dediğin zaman akla gelen yemeklerin başında kuru fasulye pilavcacık var. Abi dükkanın adı ne? Reklamını yapalım. Gerek yok mu? Gerek yok. Gerek yok dedi. Ama Ercan Büfe dedi, bilirler Ercan Büfe lokanta. Oraya geldik arkadaşlar. Kuru fasulye pilav, cacık olmazsa olmaz. Bak su ikram kardeş, görüyor musun? Sepet sepet ekmek. Burada ekmeğin parasını alıyorlar. Yediğinin içtiğinin değil. Çünkü bununla 4 sepet ekmek yiyen abiler kardeşler oluyor. Şaka bir yana kuru fasulye pilav cacığı es geçemezdim arkadaşlar. Ben de şöyle güzelce bir... Canınızı çektire çektire. Acaba böyle yerlerin niye farklı oluyor arkadaşlar? Yani bu kuru ev yemekleri yapan yerlerdeki gibi olmuyor. Daha farklı böyle, yani olumlu anlamda söylüyorum. Daha farklı bir lezzet geliyor bana. Şu tarz has kuru fasulyeyi Bostancı Sanayi'de arkadaşımızın yeri var. Esnaf lokantaları çektiğimde orada izleyenler bilir. Ay doğdu. Oranın hastayımdır bir Bostancı Sanayi'de. Burası da gerçekten ona yakın. Çelikli içiyorsun baba cacığını. Şöyle bir de karıştırdım, gördün mü? Yoğurt, şöyle cacık, fasulye, pilav. Ya böyle karıştırarak daha çok güzel oluyor. Yani pilavın üstünde daha çok beğeniyorum. Kerem sence burası ne kadar tutar? 60. Üçüne 60 lira dedin. Videoyu durdur sen yaz. Eğer bu kısma kadar geldiysen videoyu durdurup tahminlerinize yazın. Bu üçünü ne kadar tutacak? Ben de 35 lira diyorum. Bu üçünü 35 lira diyorum kanka. Sen 60 dedin. Nişantaşı'nda takıla takıla Kerem algıların değişmiş kardeş senin. Güzel, final güzel oluyor. Final şu an çok güzel oluyor. Ama bugün sanayide harbiden böyle yiyebileceğiniz lezzetle, hem sokak lezzeti hem sanayi has, sanayide güzel yapılan lezzetleri denedik. Ve inanın fire yoktu, bak bunu içten söylüyorum. Aşkın abinin oradan, Aşkın Ellas'ından başlayıp tavuklar, köfte ekmekler, işte kuru pilavlar harbiden çok güzel. Bu arada burada hani farklı esnaf lokantaları da var. Eminim onlar da güzeldir. Gidemediklerimiz de kusura bakmasın bu videoyu izliyorlarsa. Eminim onlarınki de lezzeti çok güzeldir. Bir de burada şöyle bir problem var. Görüyorum, aha diyorum burası. Dönüşte diyorum buraya uğrayalım. Sonra yok kanka, dönüşte dükkanı taşımışlar. Ben kaybolmadım yani. Dükkanı taşımışlar. Silip süpürüp geliyorum. Finali yapıyoruz. Çayımızı da içtik. İkram ettiler sağ olsun. Kerem 60 lira dedi. Ben 35 lira dedim. Sizler yorumlarda ne dediniz bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu 3 tane ürünün, fasulyenin, pilavın, cacığın fiyatı 30 lira kardeşim. 30 TL para verdik. Biz şoke olduk. Bak şoke oldum. Hiçbir şey değil. 30 liraya bana çok çok uygun geldi ve çok da lezzetliydi. Ellerine sağlık. Vallahi bugün videonun çıkışında burada alıyorum. Çok güzel lezzetler yedim. Sokak lezzeti yedim. Esnafların, sanayinin kendi lokantalarında yemekler yedim. Hepsi de gayet güzeldi. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Bizi misafir eden buradaki restoranlara da, size de izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşlerim. Çok sağ olun. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.